Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada ne kadar kiloluk çıktım? Ne kadar ben tamam. Pazardayız biz Çiçek'le. Geldik arkadaşlar. Hem şöyle bak. Burada ne alırsan 15 arkadaşlar. Seç, al. Kumaşları hem yumuşacık. Şunun da mesela kumaşı yumuşacık. İşte şey yani güzel polarlı. Bu da böyle. Bir de çoğu Elsovak 2'nin mesela. Öyle askeri işi. Burası gecelik şey, kaliteli hepsi. Buradan sonra gelip alacağım. Çiçek. Şöyle gidiyoruz. Burada da büyükler için var tunik. Arkadaşlar toprak bir tane alt aldım. Çok evet, güzel yerler var. Bayağıdır bir gelmiyordum. Sen de al. Bayağıdır bir gelmiyordum. Arkadaşın gösterdiği yerde çok güzel şeyler var. Tabii toprakta olunca gelemiyordum. Hem marka hem de uygun arkadaşlar. Oradan alacağım. Şimdi şöyle çay içiyoruz arkadaşlar. Oturduk. Eve geçtim, artık size bir şeyler çekerim. Ya da dışarıda çekerim, bilmiyorum. Arkadaşlar Çiçek'ten ayrıldık pazar. Onlar eve geçtiğimi göstereyim. Eşim de alışveriş yaptı. Şimdi arkadaşa geldim Betül okuldan. Bu arada bu kahverengi de ilk defa takıyorum. Yakışıyormuş. Şöyle kahve, sufle falan yapmış. Oturduk. Şimdi beraber içeceğiz. Ablası da var. Şöyle sufle yapmış. Bunu denemek istiyorum ama hiç denemedim. Fırsat olmadı. Kahvemiz ve bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kahve koşma terapisine gidecek. Şimdi karnını doyuruyor. Ali'yi bıraktık. Ali'yi de bundan alalım. Olur mu? Arkadaşlar, yine geldim de bu hafta ne gelmiş bilmiyorum. Aslında şöyle bir çanta almak gerek. Burada ayakkabı, terlik, spor, bebek, kozmetik, küpe. Önceden takardım ama alerji vardı. Bu tokaymış. İşte makyaj farı, göz farı, likit. Renkleri çok hoş ama açıp mahvetmişler. Bunun da aynı şekilde. Valla bazı insanları anlamıyorum. Bunu da sürmüşler. Renkleri çok hoş. Makyaj. Şu da var. Güzelmiş. Ama o alt tabakası güzel değil. Şunlar çok güzeldi bebekler için. Organik mesela çocuklar için. Bunlar da büyükler için. Ha, erkek atletiymiş. Şunu iki. Şunu merak ettim. Ha, bayan şeymiş. O da çocuklar. Cipslerden gelmiş ama bunun tadı kesin güzel değildir. Bu battaniyeler geleli bayağı bir oluyor. Fazla satılmamış arkadaşlar. Geçin. Şu tavadan gelmiş benim. Daha ben de kullanmadım ama bu farklı, küçükmüş. Demir döküm. Bu ne? Buymuş blender seti. Tava ağırmış baya. Hafif değil. Yani iyi arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tava tencere seti. 12 adet. Ha, spor şeylerini koymuşlar. Mesaj aleti. Çay kaşığı 24.90. İyi sama. Şöyle süzgeç gelmiş. Çamaşır makinesi mi, bulaşık makinesi mi bilmiyorum. Elektrikli süpürge. Pils. Sotu tavası. Bimin ürünleri güzel oluyor. Kolay kolay çizilmiyor.
Evet canlar, eve geldim çok şükür. Mutfağa girdim yemek yapmaya. Şimdi yemek yapacağım. Kamera açısını da ayarlayamadım. Bu arada hayırlı cumalar. Avuç içinizdeki dualar kabul olsun. Rabbim ne der gözde sıkıntısı varsa gidersin canlar. Rabbim ilk önce sağlık, huzur versin. Bu arada ben ne yapıyorum? Şöyle yemek yapıyorum. Buraya soğan koydum arkadaşlar. Buraya da tavuk, butla kanat var. Daha sonrasında mantar çorbası yapacağım. Kremalı soğanlarım oldu. Şöyle ince ince kıydım. Doğradım. Kısık ateşte bunlar suyunu hafif çekene kadar pişireceğim, yumuşayana kadar. Sert bir kıtırlığı gitme dedi. Şöyle suyunu salana kadar, bir güzel yumuşana kadar pişireceğim. Daha sonrasında ılık arkadaşlar, bu yumuşacak ya, içine bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı un koyuyorum ben ölçülü. Şöyle kendime çevireyim. Ölçülü bir şekilde un koyuyorum. O biraz kavurduktan sonrasında su koyuyorum. İlk başta soğuk su koyup topaklanabilir sıcak koydum hafif. O olduktan sonra sıcak su da koyabilirsin. Gerçi fark etmiyor sıcak soğuk. O oluyor ikisi de. Patatesim bitti. Patates aslında çuvalla almak gerekiyor. Kışın iyi oluyor çuvalla. Kışlık patates daha erken gerçi de. Bunu ayarlayıp almak gerekiyor. Sürekli patates al, patates al olmuyor. Pahalamıyor biliyorsunuz kışın patates, soğan. Şimdi şöyle bu kavrulsun arkadaşlar. Altını hafif kıstım. Kapağını kapatacağım ki kapağını kapattım daha iyi yumuşasın diye. Kavada hemen ne koydum? Yağı sonradan ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kadar. Kekik koydum. Pul biber, karabiber. Damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bu da böyle kızarsın. Seviyorum ben kızarmış. Haşlanmış türü de seviyorum. Suyunu falan içmeyi, yemeyi. Tavuğu seviyorum. Ama böyle göğüs kısmını sevmiyorum arkadaşlar. Bana kanat, o kemik kısımları falan, boyun, hani kaburga kısımları güzel oluyor. Şimdi bu yavaştan yavaştan suyunu salmaya başladı. Dilerseniz bunun için arkadaşlar mantar çorbasını, dışta sarımsak koyabilirsiniz. Şu an için ben koymayacağım. Sonrasında da kremasını en son aşama ilave edeceğim. Tuz. Arzuya göre arkadaşlar karabiber atanlar, dereotu koyanlar. Ben dereotu seviyorum. Güzel oluyor. Eşim çorbada nadir. Şimdi pilav yapacağım. Yanına hemen de bir tane patlıcan kebabı, böyle kıymalı falan kavurma yapacağım. Pilavda kızartmayacağım anlayacağınız. Şimdi bunu çocuklar ya çorbayı da seviyor da aile şey yapıyor, mantarlarını seçiyor. Anlayacağınız. Sizlerle paylaşmak istedim. Yemeğe hazırlayayım. Bunun ağzını kapatacağım. Arkadaşlar kapağı kapattım. Şunu da kaldıracağım şuradan. Buraya geçici olarak koydum, şimdi soranlar olacak. Ne anneciğim? Evet arkadaşlar, şimdi bir kaşık ununu ekleyeceğim. Bu ellerim yapılıyor. Toprak taşı. Şuraya da patlıcan, kıymalı patlıcan yemeğinin soğanını koydum, o kavruluyor. Bir tuzlu suya ıslatacağım. Şimdi kaşık unumu koyayım da. Anneciğim. Puding mi yapayım? Tatlı. Tamam. Tamam. İçine nar mı koyayım? Tamam bebeğim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar un kattım arkadaşlar. Bunu şöyle bir güzel karıştıracağız. Bu arada topaklanma falan yapmıyor kesinlikle. Şey koydum zaten, şey gidiyor. Topaklıları. İlk başta bir topaklanır gibi oluyor da kaynadıkça özleşiyor. Bunu da ekledim. Ve kavrulsun. Kesinlikle hani sıcak su eklemeyin başta. İlk başta.
Şimdi soğuk suyu ilave edeceğim. Şöyle yavaş ilave ettim ve bir güzel karıştırıyorum. Bu kaynayacak. En son zaten tuzunu falan atacağım. Biraz soğuduktan sonra ilk hemen kremayı koymayacağım ki kesilmesin diye. Gerçi ben koydum ve kesilmiyor ama bazen farklılık olabiliyor. Şu tavukları şimdi alt üst yapayım. Ve altına açalım ocağımızı. Anneciğim, vitamin mi yapacaksın? Hasta mısın da vitamin yapacaksın peki? Ha bebeğim? Tamam anneciğim. Çok oldum, yapıştı. Şu tarafa iyice kızarsın, biraz altına açayım. Ne anne? Tamam, yanına da makarna yapacağım, spagetti. Şu kapağını örtelim mi? Annem, benim iki elim altta kayıyor. Tavanın altı kayıyor. Baba gelme. Vallahi kayıyor bak tava. Bakın tava kayıyor. Bunu pişireyim. İçine de nar mı koyayım? Aha. Bak oğlum gelme. Kayıyor anneciğim. Bu tavanın altı çok kayıyor, ocağın altında. Şimdi patlıcanlarımı yapacağım. Arkadaşlar tavukları çevirdim. Şimdi şuraya tuzlu su yaptım. Patlıcan suyunu görüyorsunuz ki bu biraz acılığını alıyor patlıcanın. Biraz çekirdek benim patlıcanım. Bu kadar yeter az. Kıymalarım doluyor. Bir yanı spagetti yapacağım. Yani menüm böyle. Hem çocuklarımı sevdi, hem kendimin, hem işimin. Salça kılıcı. Şu soğanlar da kızardı bu arada. Şöyle yaklaşıp bakalım. Sizi yaklaştırdım. Biraz altını açacağım. Bu kaynasın. Soğuk su koydum ya, kaynamasını bekliyorum. Ben kendimi nasıl göstereyim size? Şöyle. Tamam arkadaşlar. Çok yakın çekim oldu. Kusura bakmayın. Balım var. Anlayacağınız. Salçamı da ilave edeyim. Yemek kaşığı salça koydum. Dilerseniz biber salçası da koyabilirsiniz. Bunu aslında kızartarak hani yapılıyor ama ben kızartmadım. Çok aşırı yağ çekiyor. Ondan dolayı şimdi böyle bir kendi yağsıyla şey yapacağım. Burada benim ocak gözlerim tıkanmış herhalde. Çok geç pişiriyor. Patlıcanı ilave ettikten sonra tuz, karabiber, pul biber koyacağım. Birazcık da nane koyacağım. Nane lezzet veriyor. Patlıcanla kıymalı yakıştırıyorum ben. Narımı soyuyorum. Oğlum üstüm sarı bir dur. Üstümü değiştireyim. Sen o üstündekini çıkar, batmasın üstüm. Biliyor musun sinir? Buradan geldi baba. Sağ ol onu. Yakışıklı mı? Oğlum ne istiyorsun? Kabak mı? Nasıl kestin sen onu? Neyle kestin? Ne bağırıyorsun? Dur anneciğim, hemen vereceğim ne istiyorsun. Tamam. Efendim anne. Bu ne mi? Bunu mu pişireyim? Tamam pişireceğim, ocak dolu. Bunu pişir. Ben bildireyim. Efendim. Şimdi mi pişirim? Tamam, tamam pişti tavuğu alalım. Tamam. Ana orada pudingini pişireyim ben oğlum. Tamam
aşkım. Şimdi şunu da tuzla karabiberini ilave edeceğim. Anne. Ne? Bunu mu koyayım içine? Şimdi yiyecek misin bunu içine mi? Tamam annem, ben üstümü değiştireyim. Nar ayıklayayım oğluma. Arkadaşlar şöyle turşumu koydum. Tavuk Kaan'a koydum. Ali ile Toprak yedi. Şurada kremalı mantar çorbam. Kremasının tuzunu da ekledim. Dileyen dereotu da koyabilir. Böyle mantar çorbası oldu. Biraz daha ununu bir tık koyu yapsaymışım. Böyle bir tencere makarna yaptım. O da böyle patlıcan kıymalı. Tamam anneciğim ve bize afiyet olsun. Aşkım kahve içer misin? Efendim? Vitamin mi? Hasta mı olacaksın da? Ondan sonra bu. Anne muz olmaz. Al sana bunu yapalım. Olur mu? Gülüyor. Gülücük. Arkadaşlar şöyle koydum kahvemi bu arada. Bunları da hazırladık. Toprak da bunu böyle koymuş. Lokum koydum arkadaşlar. Bu da kız kardeşim Gülay'ın aldı. Hediye, anneler günü hediyesi. Lokumu şeyle mi döküyorsun annem? Ah, ezan okunuyor arkadaşlar. Şimdi eşime şöyle koydum Toprak'la. Kendi bir kahveyi hak ettim. Şimdi bana afiyet olsun. Şöyle çevir. Evet canlar, bugünlük bizden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur. Kısa kısa oldu, kusura bakmayın, ayhe çıkırık tuttu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.